Şimdi Mitsubishi L200 etkinliğindeyiz birazdan. Araçlara bineceğiz. Araçları şurada görüyorsunuz. Ben de bineceğim. Önce bir yolcu olarak bakacağız. Sonra kullanmayı da deneyimleyeceğim ama. Şimdi arkamda görüyorsunuz burada. Ok parkuru var. Orada şimdi ok atacağız. Ben de bir deneyimlemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber bir bakalım ok atmada nasıl olacağım. İlk defa deniyorum hayatımda bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Az önce denedim ok atmayı ama öyle filmlerde olduğu kadar kolay bir iş değilmiş, onu söyleyeyim baştan. Öyle bayağı bir gez göz arpacık falan gibi bayağı bir hesap kitap yapmanız gerekiyor. Fena değildik, attık bir şeyler. Çok da iddialı olmadığım bir alandı zaten. Bir şeyler yaptık, eğlenceli bir etkinlik. Şimdi birazdan araçlara binip, şimdi göstereyim o tarafı da. Şöyle, birazdan araçlara binip oradaki parkurda devam edeceğiz. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi aracın içindeyiz. Serhat şoförümüz Serhat ustamızla beraber bir parkurda ilerleyeceğiz. Kendisi hemen bize anlatmaya başlıyor. Dinleyelim bakalım ne gibi ipuçları verecek. Tamam. Eski araçlarımızda iki tane vites kolu vardı. Şimdi yeni araçlarımızda vites kollarını bire indirdik. Arazi şanzımanımızı ve sürüş modlarımızı artık joysticklerle, düğmelerle kontrol ediyoruz. 3 tane sürüş modumuz var. 2x4, 4x4 high ve 4x4 low. İki çeker modumuzda binek aracımızdan aracımızın yüksek olması, büyük lastikli olması dışında büyük bir farklılığımız yok. Dört çekere geçtiğimizde de ön şaftımız ve diferansiyelimiz devreye giriyor. Yalnız 4x4 low'a geçtiğimizde aracımızın bütün kimyası değişiyor. Arazi şanzımanı içerisindeki farklı bir dişli grup devreye giriyor. Aracımızın torku artıyor, maksimum sürati düşüyor. Daha yavaş hareket eder hale geliyor değil mi o zaman? Daha yavaş hareket eder hale geliyor. Daha düşük RPM'lerde aracımızın istop etmesi zorlanıyor. Daha dik yokuşları çok rahatlıkla çıkabiliyor. Daha zorlu engelleri çok daha rahat aşabiliyor. Dik eğimlerden aşağıya inerken kompresör vasıtasıyla frenlerimizi şişirme, kendimizi zorlama gibi dezavantajlarımızı ortadan kaldırıyoruz. Şimdi böyle bir lastikli parkura mı geldik? Aynen. Lastik parkurunda bizim amacımız aracımızın sürüş ritmi bozulacaktır. Bütün sürüş hissi değişecektir. Amortisörleri zorlanacaktır. Bunu sizlere gösterebilmek. Doğada tabii ki lastik parkurundan geçmeyeceğiz ama zorlu arazilerden geçeceğimiz için bu hissettiğimiz durum karşımıza çıkacaktır. Low'da olmanın avantajıyla hiç debriyajı kullanmadan çok rahatlıkla düşük RPM'lerde buraya geçebildik. Normalde olmasaydı böyle bir mod, birazcık hızlı gitmek zorunda kalıyoruz değil mi? Hızlı gitmek zorunda kalacaktık veya yarım debriyaj gittiğimizde de bir offroad gezisinin sonrasında hemen tamirciye gidip bir debriyaj değiştirmek zorunda kalacaktık. Şimdi bir yükselti eğim geçeceğiz. Bu yükselti eğimde aracımızın dengesi bozulacak. Şimdi çıktık, sol tarafımız yükseğe doğru tırmandı. Bayağı, evet, şu anda böyle bir şöyle bir eğimdeyiz şu anda bu arada. Kameradan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var burada. Çamur bir zemin olduğunu düşünelim. Biz burada ilerliyoruz. Aracımız da otomatik olarak sola kayma eğilimi gösterecek. Bütün aracımızın ağırlığı sola doğru yığılmış durumda. Ağırlık merkezimiz solda. Kaydığımızda hemen hemen herkesin yaptığı hata, aşağı doğru kayıyorum, yukarıya doğru tırmanmalıyım refleksi. Bu bizim ağırlık merkezimizi, dengemizi daha çok bozacak bir şeydir. Eğer solumuzda müsaitse hafif sola direksiyonu kırdığımızda aracımızın dengesi biraz daha yerine gelecektir. Tutunmamız artacaktır ve daha rahat ilerleyeceğiz. Evet, çekin ayağınızı debriyajdan. Yarım debriyaj kesinlikle yapmıyoruz. Neden? Zaten low bize minimum derecede süratı sağlıyor. Evet, şu anda gerçekten çok ağır gidiyoruz zaten. Evet, evet. Yani yarım debriyaj burada aslında size bir şey kazandırmaz. Bu hızı iyi. Evet, hızımızı iki elle tutacağız direksiyonu. Tamam, iki elle tutuyoruz. Etaplara her zaman aracı böyle değil de düz girmemiz gerekiyor. Bundan sonra mesela yanal geçişimiz var. Orada da düz yapacağız. Şöyle yapıyorum o zaman. Evet. Geçerken gaza basmıyoruz. Hızımızı koruyoruz. Sabit bir hızla kontrollü bir şekilde geçişimizi tamamlıyoruz. Evet, valla şu an lastik parkurundan geçiyoruz. Bu normalde bozuk bir arazi herhalde etkisi veriyor bizi şu anda. Evet, sağa doğru. Eğimli yola doğru gidiyoruz. Yanal geçiş diyoruz teknik adımızda. Doğru mu geliyorum abi şu anda? Evet. Kapatalım. Evet, direksiyonu düz tutacağız. Çıkarken araç şöyle direksiyonu çevireceğiz yukarıya doğru. Tamam. Sağ yapalım. Düz tutuyoruz şimdi. Bakın düz konum şu. Tamam. Evet.
Hani bahsetmiştik ya, direksiyonu sürekli dıştan ve baş parmaklarımız yukarıda olacak. Şöyle. Evet. Doğru değil mi şu anda? Evet. Sağa doğru gelelim. Lastiklere hareketi aslında direksiyondan biz veriyoruz. Ama hiçbir zaman şunu unutmuyoruz. Lastiğin önüne de bir engel geldiği zaman direksiyonu çevirebileceğinden dolayı sıkı tutuyoruz. Mesela yanal geçişte sağ lastik kapabiliyor direksiyonu. Biz ona imkan vermeyeceğiz. Burada sarsıntılı geçmemek için ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Sağ ayağımızı topuğunu dibe yaslayıp yan kısmını da döşeme kısmına yaslayıp sabit bir gaz. Yani biz toplasak bile aslında ayağımız sabit kalıyor. Okay. Bu çok önemli tamam, deneyimdir. Su geçişimiz var. Su geçişinde burada ne yapıyoruz? Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Burada dikkat etmeniz gereken bir şey geçmeden önce tabii devam edeceğiz. Kontrollerini yaptık. Derinlik tespiti yapacağız burada. Evet, burası bildiğimiz için yapmıyoruz. Evet, bildiğimiz için yapmıyoruz. Burada normalde 60 santim bir su var. Çıkarken gaza biraz dokunacağız çünkü bu rölanti bizi çıkartmayabilir. Bir de derinlik tespitini yaptıktan sonra şnorkelimiz daha iyi olsa gazlayıp geçmeyeceğiz. Neden? Dibinde kanal olabilir. Kanal ne ediyorduk? Biz lastiğin izlerine. Hmm. Mevcut aracın üstünde şu an 33 inç lastikler var. Ama buradan daha önce birisi 37 lastikle geçtiyse kanallar daha derin olacak. Gazladığınızda aracın diferansiyelleri oturarak 4 lastik boşta kalacak. Hmm. Vincimiz var. Ağaç olmadığını varsayarsak etrafta ne olacak? Biz ne demiştik ilk başta? Offroad araçlarında tek kişi offroad olmaz. Minimum 2 kişi bir co-pilotumuz olacak. Tek başınıza offroad olmaz. Tek araç 2 araç olacak. İşte battığımızda vincimizi kullanamadığımız anda diğer araç biz oradan çekerek çıkaracak. Ben size burada co-pilot yapacağım. Peki siz şimdi uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz söylediniz az önce. Evet. Yani teknoloji ne fark ettirdi size? Ne gibi artılası getirdi? Ne gibi artılar getirdi? Ne gibi eksiler getirdi? Yani teknoloji aslında ilerledikçe araçlara baktığımızda eski araçlar gibi değil. Yani alt yüksekliği olsun, lastik ebatları olsun ama teknoloji olarak bize sadece getirdiği konfor. Arazi kabiliyeti olarak eksi. Hmm. Yani o zaman siz daha böyle şey araçlar mı seviyorsunuz? Öyle diyebilir miyiz? Şimdi şunu ayırt etmek lazım. Arazi taşıtıyla su, crossover bunları ayırt etmek gerekiyor. Sağda kalacağız. Yani şimdiki arazi taşıtlarına baktığınız zaman yani arazi taşıtı değil aslında. Benim gözümde onlar 4x4 ama su kısmı böyle bir yükseltme uygulayamıyorsunuz. Tabii. Yok benim kastettiğim bu tarz arabalardan bahsediyorum. Pickup olarak. Pickup olarak yani. Pickup olarak, 20 sene önceki pickup'la yok, bir şey değişmedi çok aynı. Değişmedi. Sadece konfor geldi. Nedir? Kliması vardır, torpidosu. Biraz daha konforlu. Bindiğiniz zaman konfor var. Başka hiçbir şey yok. Ya mesela diğer araçlarda sağdan aşağı ineceğiz. 4x4 high ve low moduna hiçbir şeye basmıyoruz burada. Tamam. 4x4 moduna geçirmek için önceden ne vardı? Burada bir vites kolu daha vardı. Evet, küçük. İki tane ama doğru. Bunda elektrikli tamamen. Mesela arka diferansiyel kilitleri farklıydı. Limited slip vardı ya da hiç yoktu. Gaza dokunuyoruz. Ama bunda bir standartında elektrikli arka diferansiyel kilidi var. Bu artı. Yani ABS var. Ne bileyim. ASR şu da. Tabii ASR'si var. Traction kontrolü var. Mesela traction kontrol bunda low'la bağlantılı. Direkt devreden çıkartıyor. Güzel bir şey. Evet, L200'leri az önce denedik. Enteresan bir değişik bir deneyim oldu. Yakında farklı Mitsubishi araçlarını test edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek teknolojioku.com adresine gerekse bu videonun altına iletebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.